Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber DYDX borsası hakkında konuşacağız. DYDX token'ın geleceğinden bahsedeceğiz ve DYDX platformundan nasıl para kazanırız bunu anlatacağız. Böyle videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoyu like atarak destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. DYDX merkeziyetsiz şekilde kaldıraçlı işlemler açabileceğiniz bir borsa. Merkeziyetsizden kastımız herhangi bir sahibinin olmaması. DYDX bir DEX borsası. Decentralize Exchange. Binance gibi platformlar ise Jax borsası yani Centralize Exchange. Biri merkeziyetli borsa. DYDX ise merkeziyetsiz borsa. Hükümetlerin getirdiği regulasyonlardan dolayı artık merkeziyetsiz borsalar çok popüler hale gelmeye başladı. Son Çin hükümetinin getirdiği yasaklardan sonra Binance gibi, Huobi gibi, OKEX gibi Çin'de hizmet veren kaldıraçlı işlem borsaları kapanınca Çinli kullanıcıların bu borsaya akın etmesiyle beraber DYDX bayağı popüler hale geldi. Bugün DYDX'in nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğiz. Ki ileride Türkiye'de böyle yasaklar getirirse biz de bu borsayı kullanmak zorunda kalacağız kaldıraçlı işlemler açmak için. O yüzden şimdiden öğrenmekte fayda var. Ki bu borsayı şu an kullananlar çok ciddi şekilde ödüllendiriliyor. Evet burayı kullanmak biraz zor. Biraz maliyetli Ethereum ağından dolayı. Fakat bildiğiniz gibi Ethereum ağında genelde ödediğimiz maliyetler ödüllendiriliyor. Biz bundan 3-4 ay önce DYDX borsasında işlem açmıştık. Burayı deneyimlemek istemiştik. Bir de o zaman DYDX'in kendi borsa tokenı yoktu. İleride verebilir diye kullanmıştık ve DYDX'i önceden kullananlara borsa tokenı çıkınca çok ciddi ödüllendirilmeler yapıldı. Bu videoda gördüğünüz gibi DYDX'i ilk kullanan kullanıcılara ödüllendirilmeler yapıldı. Airdroplar verildi ve hesap başı biz 1100 adet DYDX kazanmıştık. O da yaklaşık şu an hesap başı 30 bin dolar para ediyor. Güzel bir para. Bu videoyu da açıklama kısmına bırakırız. Bu video sayesinde yeni DYDX gibi 30 bin dolarlar kazanabileceğiniz airdrop fırsatları var. Onu da şu bakın mesela açıklama kısmındaki linklerden bunu da görebilirsiniz. Tavsiye ederim. Şimdi DYDX'e geri dönelim. DYDX'i daha iyi anlamamız için öncelikle kaldıraçlı işlemlerin ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü buraya havadan öylesine girmek size büyük kayıplar getirebilir. Kaldıraçlı işlemler nelerdir? Şöyle düşünün. Sizin 100 liranız var ve bu 100 lirayla siz normalde bir coine girdiğinizde ve o coin yüzde 10 yükseldiğinde sen yüzde 10 kazanıyorsun yani 100 liran 110 lira oluyor fakat sen eğer kaldıraçlı işlemlerde mesela 10x girdiysen ve yüzde 10 yükselirse senin o 100 liran bu sefer 200 lira oluyor. Fakat bu sen long girersen böyle yani long nedir bir coinin yükseleceğini düşünüyorsan long girersin düşeceğini düşünüyorsan short girersin yükselirse longdan kazanırsın. Düşerse longdan para kaybedersin. Kısaca böyle özetleyebilirim. Yani long short bayağı riskli şeyler hani kaldıraç oranınızı falan çok düşük tutmanız lazım. Birazdan risklerden ve nasıl zaten kazanabileceğimizden bahsedeceğim. Şimdi bu platforma nasıl girilir? DYDX.exchange web sitesine geldim açıklama kısmına bırakırım dolandırıcı web sitelere girmeyin diye. Şurada bakın perpetuals kısmına geliyoruz tıkladım. Tabi burayı kullanmak için bir metamaskiniz falan olması lazım. Yani DeFi yani merkeziyetsiz dünyada MetaMask olmazsa olmaz. Artık yeni şeyler kesinlikle öğrenmeniz lazım. Çünkü trend değişti, artık çağ değişti. Normal öyle bildiğimiz gibi paribu'dan BTC Türk'ten al satla çok para kazanılmıyor. Çünkü orada zaten çok fiyatlanmış coin'ler listelendiği için artık bizim yeni şeyler keşfetmemiz lazım. Merkeziyetsiz finans gibi, NFT'ler gibi, play to earn'ler gibi biz bu trendleri kaçırmamak için valla günde yalan söylemeyeyim 16-17 saat bilgisayar başındayız. Bunları kaçırmamak için sizlere doğru dürüst aktarabilmek için bu fırsatları kaçırmayacağız. Şimdi de DYDX'de bir fırsat var. Onun da videosunu çekiyoruz. Connect Wallet diyoruz. Yani cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask'i seçiyorum. Metamask'i seçtikten sonra şuraya imzamızı da atıyoruz. Platforma Metamask'imizle giriş yaptık. Connect yani bağlandık. Şimdi buraya depozit yapacağız. Çünkü buraya bir para atmamız lazım. Buraya para atmak için de MetaMask'imizi kullanacağız. Depozit diyoruz. Bakın burada sadece şu anda USDC kullanılabiliyor. O yüzden bizim MetaMask'imizde USDC olmak zorunda. Mesela benim MetaMask'imde Ethereum vardı. Ethereum'u da ben nasıl USDC'ye çevirdim diye sorarsanız bakın şu anda 9000 USDC var. Yani 9000 dolar var. Bu önceden Ethereum'du. Girdim şu Uniswap'ta. Uniswap'ta launch app dedim. Metamask'imi yine bağladım. Burada 4 ethereum vardı. Mesela Ethereum karşılığında burada USDC yazdım buraya. Uniswap kullandım. USDC'yi seçtim. Sonra mesela tutar gir diyor. Bir adet Ethereum'u şurada swap diyorum. Swap'ı onayla dediğinizde siz bunu USDC'ye çevirebilirsiniz çok rahat şekilde. Para transferini ben böyle yaptım. Bunu yaptıktan sonra da DYDX'e geliyoruz. Şu deposite tıkladık. Sizin elinizde tabi şu an USDC olacak. Şuradan max seçersiniz. Confirm to deposit diyorsunuz. Buradan onayla diyoruz. Bakın 22 dolarlık bir Ethereum komisyonu çıktı. Onayla diyorum. Ve ben şu anda 8900 dolarımı buraya deposit ediyorum. Deposit ettikten sonra yani buraya para yatırdıktan sonra bakın şurada positions kısmı var. Ödül kısmı var burada komisyonları görebilirsiniz buradan da geçmişinizi görebilirsiniz. Mesela ben bir geçmişe tıklayayım çünkü ethereum ağından dolayı biraz yavaş geçiyor. Bak 10 adet onaylama alacak şu an birincisinde birazdan 2 olacak 3 olacak böyle ilerleyecek. History yani geçmiş kısmına gelelim. Burada benim önceden açtığım pozisyonlar gözüküyor. Size burada bir hikayemi anlatmak istiyorum. Biz ile beraber burada. 19 Mayıs günü işlem açmıştık. Platformu kullanalım belki ileride DYDX kendi governance token'ını çıkarırsa bize de ödül verir, airdrop verir diye. Çünkü bundan önce de bunun çok örneğini gördük. Mesela Uniswap zamanında Uniswap kullananlara çok büyük airdrop verdiler. Orada insanlar çok büyük paralar kazandı. 100.000 TL'ler falan kazandı. Biz de yıllardır olan tecrübemizle Dydx'in verebileceğini anladık. Videonun başında dediğim gibi farklı farklı fırsatlar var. Arbitrum gibi. Bunların da zaten size videolarını falan çekmeye çalışıyoruz. Neyse 19 Mayıs günü biz burada bir işlem açtık. Bakın 5.35 dolardan ben bir long işlemi açmışım. Fakat e, ve ben bunu 2x ile açtım yani 2 kaldıraçla. Ve sonra one inch e, o 19 Mayıs 2021'deki çok büyük düşüşle beraber bütün kripto çöktü zaten o gün mahvolduk. O 5.35'ten 2.70'e düştü. Öyle olunca benim 2x kaldıracım yok oldu. Yani ben buraya bak 595 dolarlık kalmışım. Sonra benim param likit oldu bitti ve 2x kaldıraçla ben patladım. Yani patlayınca benim şuradaki 595 dolarım yok oldu. Tabii ben kısa vadede üzüldüm. Yani içimden düşündüm ki 2 kaldıraçla bile ben patladım falan. Hani daha ne yapayım zaten kaldırıcı da düşük tuttum ama her zaman kaldırıcı düşük tutmak da yetmez arkadaşlar. Yani Piyasa şartlarını görüyorsunuz çok ağır. Burada harbiden büyük patladık. Neyse bir üzüntü saldı bizi falan ama sonra unuttuk yani. Tabii tüm paramızla girmediğimiz için şöyle bir üzüldük sonra geçtik. Sonra DYDX borsası kendi borsa tokenını çıkaracağını açıkladı. Airdrop vereceğini açıkladı önceden kullananlara. Biz de oradan mesela bu hesapta ben belki baktığınızda 600 dolar kaybetmiş gibi durdum. Sonra bana 1153 adet airdrop verdi. Bak şurada governance kısmına geliyorum. Ben bu borsayı önceden kullandığım için 1153, 1163 adet hediye verdi. Hala da satmıyorum. Şu an 30 bin dolardan fazla ediyor. DYDX'in de değerine bakın. Çin hükümetinin merkeziyetli borsaları yasaklamasıyla beraber, kriptoyu yasaklamasıyla beraber yani yasaklamasa da sürekli yasaklayacağız, yasaklayacağız diye açıklamalar yapıyor bildiğiniz gibi. DYDX de 10 dolardı. Biz yayında da DYDX'in bu potansiyelinden bahsedip altcoin sepetimize 11 dolarda falan eklemiştik. Kendimiz de yani hala hedefimiz uzun. Ben zaten airdrop'tan geldi. Kendimiz de biraz spot'tan ekleme yaptık. Yani şimdi fiyat beklentisi vermeyeyim. Verince aa neden olmuyor falan böyle ben sanki müneccimim gibi bazıları yazıyor. Ama yani DYDX hala potansiyelin altında olduğunu görüyorum. Çünkü DYDX'in yapa, yaptığını yapan dünyada başka hiçbir proje yok. DYDX alanında tek bir böyle PERP var. Binance'da da listeli PERP diye aratabilirsiniz. Ama o da kalite olarak bence DYDX'in yanından geçmez. O yüzden daha DYDX'in yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Yani grafiğine de baktığınızda şöyle 10 doların altına doğru bir gelmişti. Ama yani 10 doların altında bak çok nadir düştü şöyle. Bir 9 dolar görüyorsunuz. Ondan sonra da 26 dolarlara kadar yürüdü. Uniswap'ın da token'ı vardı. Airdrop verdiğinde 3 dolardı. Sonra 30 dolara kadar çıktı. DYDX airdrop verdiğinde 11 dolardı. Market cap miktarına da baktığınızda yani burada belki 1 milyar adet var diye gözüküyor ama bak dolaşan arzı 55 milyon. Piyasa değeri çok da değil. Ve mesela şuraya gelin bakın. Bu CoinMarketCap web sitesi. Bak borsalar kısmına geldiğinizde DEX'lere gelin. DYDX'in Uniswap, PancakeSwap gibi büyük merkeziyetsiz kripto para borsalarını geçerek şu anda birinci sırada olduğunu görüyorsunuz hacim olarak 24 saatlik hacimde. Çünkü DYDX mesela siz Binance'ta bir kaldıraçlı işlem açtığınızda pozisyonlarınızı açık tuttukça funding adında bir komisyon ödüyorsunuz. Fakat siz bunu DYDX'te yaptığınızda, siz DYDX'e likidite getirdiğiniz için DYDX size üstüne bir de DYDX ödülleri veriyor. Ya bu çok özel bir şey bence. Bunu yapan da yok. O yüzden bu çok değerli. Bu yüzden de DeFi'a aşina olan insanlar ve kaldıraçlı işlem açan insanlar fonlarını Binance gibi yerlerden fonlarını çekiyorlar ve DYDX'e geliyorlar. Çünkü burada her pozisyon açtıklarında ödül alıyorlar. DYDX platformuna geri dönelim. Buradan dediğimiz şekilde öyle bir airdrop aldık. Bu anımızı da size bir söyleyelim dedik. Bakın burada pozisyonlar kısmı var. Şu anda ben size göstermek için bir pozisyon açtım bile. Videodan önce ben yaklaşık 1060 dolara 2973 dolardan long açmıştım Ethereum üzerinde. Ve şu anda 6-7 dolarlık bir zarardayım. Şimdi ben Demin yatırdım 9000 dolarla tekrardan Ethereum'a long açmak istiyorum. Long açmak istediğimde bakın şuradan kaldırıcı seçeceğim. Şurada market kısmındayım. Buy kısmındayım. Yani buy dediğimiz şey long. Sell dediğimiz şey short. Bak burada 5x'i seçiyorum. Yaklaşık 44000 dolarlık bir işlem açmış olacağım şimdi. Burada da benim komisyonum 42 dolarda komisyona para vereceğim. Yani Evet burası biraz fazla komisyon kesiyor ama karşılığında size DYDX olarak ödül veriyor. Şurada Place Market Order diyorum. Şu anda benim emrim gördüğünüz gibi konuldu. Bak şurada Orders kısmında benim emrimin gelmesi bekleniyor. Şimdi ben şu anda 44.000 dolarlık Ethereum Long işlemindeyim. 2.963 dolardan girdim. Şu anda fiyat 2.957 dolar civarlarında geziyor. Ve eğer Ethereum 2.957'den 2443'e düşerse benim tüm param gidiyor. Bakın burada 44.000 dolar yazıyor ama burada da 5x yazıyor. Yani 44.000 doları 5'e böl. Ben yaklaşık 9.000 dolarlık şu anda buraya fon koydum. 9.000 dolarla şu anda ben 76 dolar ve komisyonları da dahil edince neredeyse 140 dolarlık bir zarardayım. Edeceğiniz kar ve zarar oranı paranıza göre değişiyor. Girdiğiniz kaldıraca göre değişiyor çok risk almanızı önermem. Yani 5 kaldıracı, 3 kaldıracı kesinlikle geçmenizi önermem. Buraya çok yüklü parayla girmenizi önermem. Ben şu anda size göstermek için bir long işlemi açtım. Ben bu açtığım long işlemi sayesinde bu açık kaldıkça şurada governance kısmından bakın gördüğünüz gibi bak şurada ödülleri claim et yani ödülleri kabul et. Ben bunu açık tuttukça burada claim edebileceğim. Metamask cüzdanında zaten 1163 tane var. Burada yaklaşık her ay 3 milyon adet DYDX üretiliyor ve ödüller olarak dağıtılıyor. Bu ödüller sayesinde kullanıcılar bu platformu çok fazla kullanıyor. Her türlü win to win yani kullanıcılar için de iyi, platform için de iyi. DYDX token'a bir kullanım amacı çıkıyor. Burada da 26 gün sonra bu ödüllerin dağıtılacağı yani claim edilebileceği söyleniyor. Belki 26 gün sonra DYDX token'ın fiyatı biraz düşebilir. Çünkü insanlar burada ödüllerini alıp satabilirler. Ama bu geçici bir düşüş olur büyük ihtimal. Proje gayet iyi yani benim uzun vadede sepetimde duruyor. Pek bu fiyatlardan da satmayı düşünmem yani. Çünkü fiyatını diğer emsallerle karşılaştırdığımda şu an ucuz kaldığını görebiliyorum. Burada pozisyonu kapatmak isterseniz de close position kısmından kapatabilirsiniz. Şu anda long'da olduğum için siz burada istediğiniz gibi sell kısmından kapatabilirsiniz. Mesela kapatmayı deneyelim birazcık. Mesela 2952'den biraz kapatayım. Bende şu an 15 Ethereum'luk pozisyon var. Mesela 15 Ethereum'luk pozisyonun 0.01'ini buradan close position deyip kapatabilirim. Place limit order diyorum. Bak yine biraz fee aldı. Ama Ethereum böyle yani çoğu şey böyle komisyon almadan hiçbir şey çalışmaz. Bu sayede 15.17 Ethereum'luk pozisyonumun mesela 0.01'ini yani 30 dolarlık kısmını kapatabiliyorum. İşlem kapatma kısmı da bu şekilde. Depozit yaparken işte para aktarmıştık Metemes'ten. Burada da withdraw diyeceğiz paramızı çekmek istediğimizde. Withdraw kısmına geldiğinizde de şurada USD'yi seçiyorsunuz. Burada işte ne kadarlık tabi o sırada usd'leriniz bir işlemde olmaması lazım. Burada usd'nizi seçiyorsunuz confirm to withdraw diyorsunuz ve paranızı da böyle metamaskinize çekebiliyorsunuz. Şu an benim anlattığım yöntem biraz riskli çünkü burada dydx kazanmaya çalışırken bak demin mesela 250 dolar zarardaydım. Kazancı garantilemek isterseniz de şöyle yapıyorsunuz 2 tane metamask hesabınız olacak. Birinden long açacaksınız birinden short açacaksınız. Mesela 100 bin dolarlık pozisyonun biri aynı kaldıraç açmanız lazım tabi. Yani birbirini hedgeleyeceksiniz. Hedge modu vardı Binance'da da eğitim setlerinde anlatmıştım. Bir kısımdan 100 bin dolarlık long açacaksınız. Bir kısımdan da 100 bin dolarlık short açacaksınız. Tabi 100 dolarlık da açabilirsiniz. Ben sayıyı öylesine söylüyorum. Bitcoin düşerse shortunuzdan kazanacaksınız. O sırada longunuzdan kaybedeceksiniz. Ama siz Burada pozisyonlarınızı açık tuttuğunuz için DYDX token'ı claim etme hakkınız sürekli artacak. Bu da biraz sistemi kandırmak olacak ama siz de buraya likidite sağlıyorsunuz sonuç olarak. Yani sistemin de işine geliyor. Zaten yoksa bu buna imkan vermezlerdi. Buradan claim edebilirsiniz. Bu garanti bir şey. Benim açtım mesela şu an long açıyorum. Belki Bitcoin birden çakılacak. O zaman ben burada DYDX kazanmaya çalışırken elimdeki paradan da olacağım falan. İşte bu risk analizlerini çok iyi yapmanız lazım. Borsa bu aslında yani. Riskleri nasıl yönettiğinizle alakalı bir şey. Sol yukarıdan da istediğiniz coin'de işlem yapabilirsiniz. Bakın burada farklı farklı coin'ler var. Ben bugün Ethereum üzerinden gösterdim ama siz farklı projelerde de bunu deneyebilirsiniz. Videoyu şu anda güncellemek istedim. Ben Ethereum long pozisyonumu 2963 dolardan açmıştım. Ve Ethereum şu anda 3009 dolar oldu. Şu anda benim bu pozisyondan ettiğim kar 700 dolarlara ulaştı. Bu pozisyonu açmak için ettiğim maliyet ise 140 dolar civarında. Şu anda işimiz daha kolay. Çünkü şu anda kar ettik. En kötü karım 300 dolar kala. Ben bu işlemi stop ederim. Ve 300 dolar karla yoluma devam ederim. Ama şu an elimdeki pozisyonu tutuyorum. Stop loss'umu yükselte yükselte. Siz kaldıraçlı işlem yapıyorsanız kesinlikle stop loss'suz yola çıkmayın. Çünkü işler her zaman iyi gitmez. Şu an bakın ne güzel 750 dolar kardayım gibi gözüküyor. Ama bunun tersi de olabilirdi. Tersi olduğunda kötü durumlara karşı her zaman stop'unuz bulunmalı. Stop'unuz bulunmazsa elbet bir gün patlayacaksınız. Umarım bir gün kötü sonuçlarla karşılaşmazsınız. Bu biraz teknik bir içerik oldu. Umarım herkesin anlayabileceği şekilde anlatmışımdır ve size faydalı olmuştur. Yeni trendleri kaçırmayın. Para kazanma fırsatları sürekli var. Çok büyük riskler alıp sermayenizi bitirmeyin. Bu piyasadan kendinizi soğutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı, bol sağlıklı günler diliyorum. Koyun ile kalın.